21 Eylül 1842 tarihinde doğan Sultan Abdülhamit Han henüz 10 yaşındayken annesini kaybetti. 31 Ağustos 1876 tarihinde Abdülhamit Han Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı ve İslam'ın 113. halifesi olarak tahta çıktı. 33 sene devleti idare ettikten sonra 27 Nisan 1909 tarihinde tahttan indirilerek Selanik'e sürgüne gönderildi. 5 Temmuz 1909 tarihinde Sultan Abdülhamit Han, 31 Mart hadisesini bastıran Hareket Ordusu Kumandanı Mahmut Şevket Paşa'ya bir arzuhal yani dilekçe gönderdi. Sultan dilekçesinde tahttan indirilen ağabeyi 5. Murat ve ailesiyle nasıl ihtimam gösterdiyse kendisinin de aynı alakayı beklediğini yazıyor, bazı taleplerde bulunuyor. Bunların yerine getirilmesi halinde bankadaki yani Alman bankasındaki hesabında bulunan parasının tamamını orduya vereceğini vaat ediyordu. Abdülhamid'in dilekçesinde iyi ve kötü fakat iyi niyetle 34 yıl vallahi ve billahi geceli gündüzlü devlet ve millete hizmet etti. Şeyh İslam Efendi vasıtasıyla ettiğim yemine aykırı hal ve harekette bulunmadım. Meşrutiyet aleyhinde nüfuzumu kullanmadım. İstanbul'daki asker hadisesinde yani 31 Mart olayında vallahi bilgim yoktur. İşte buralarını yeminle temin ederim diyor. Sonra içerisinde bulunduğu vaziyet hakkında servet ve eşyam zapt edildi. Perişan ve şayan-ı merhamet, merhamet gerektiren bir halde kaldım diye yazıyordu. Sabık hükümdarın devlet, millet, mebusan ve askere hitaben arz-ı halimdir başlıklı dilekçesi İstanbul'a hakim olan Hareket Ordusu'nun kumandanı Mahmut Şevket Paşa'yı hiddetlendirdi. Paşa, dilekçeyle ilgili olarak emrindekilere gönderdiği yazıda hayatı ordu tarafından garanti edildiği halde yeni garantiler istemesi orduya hakarettir. Namus erbabının nasihatlerini dinlemediği için felaketine sebep olan böyle tereddütlü davranışlardan vazgeçip mert şekilde hareket etmesi gerektiğini kendisine bildirin dedi ve Abdülhamid'in bütün taleplerini reddetti. Sultan Abdülhamid'in servet ve eşyam zapt edildi. Perişan ve şayan-ı merhamet bir halde kaldım dediği mektubunun 1950'li senelerde zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından kaleme alınan ve 1965'ten sonra yayınlanmaya başlayan Ben de Yazdım isimli hatıralarda bizzat Bayar'ın günümüz Türkçesine naklettiği tam metni ise şu şekildedir. ...1325 Nisan'ının 14. Salı günü akşamı Ayan ve Mebusan meclisleri tarafından tertip edilen tebliğ heyeti hayatımın emniyet altında olduğunu ve her türlü taarruzdan azade bulunduğunu, oğlum Abdurrahim Efendi ve hizmette bulunanların bir kısmının huzurunda ve yanımdaki ailemin işitebileceği bir şekilde bildirildi. Gecesi de Ferik Hüsnü Paşa, beraberindeki umera ve subaylarla gelerek adı geçen heyetin taahhütlerini ve ifadelerini tasdik ederek hayatımın kat'i olarak hiçbir şekilde tecavüz ve taarruza hedef olmayacağını
ve 2. ve 3. ordu ve askerin hayatımı korumayı üzerlerine almış olduğunu ve Selanik'te hazırlanan yerde son derece hürmet ile ikamet edeceğimi bildirerek, şayet bu hususta tereddüt edilirse birlikte arabaya binerek ve elime revolver vererek, Allah korusun bir tecavüz olduğunda ilk önce kendisini revolverle yok etmeklerini vallah billah tallah kelimeleriyle yemin etmiş ve Kur'an-ı Şerif'i dahi getirip ona da yemin edeceğini söylemiş ise de, Allah korusun ben katil olamam diyerek teminat ve yeminlerine kanaat edip hususi trenle Selanik'e gelindi. Burada gördüğüm nazik muamele ve subayların muhafaza etmek işinde gayret ve hamiyetleri takdire değer. İyi ve kötü, fakat iyi niyetle 34 yıl vallahi ve billahi geceli gündüzlü devlet ve millete hizmet ettim. Şeyhislam Efendi vasıtasıyla ettiğim yemine aykırı hal ve harekette bulunmadım. Meşrutiyet aleyhinde nüfuzumu kullanmadım. İstanbul'daki asker hadisesinde vallahi bilgim yoktur. İşte buralarını yeminle temin ederim. Biraderim merhum Sultan Murat Hazretleri 26 yıl daha yaşayıp yanında birçok harem ağaları ve merhum Hayrettin Paşa'ya hizmet etmiş olan Server Ağa ve lüzumu kadar hizmetçi vesaire bulunduruldu. Hazine-i Hassa ve mutfaktan her türlü yiyecek ve içecek ve diğer eşyalar kendileri için temin edildi ve istirahatleri için her türlü vasıtalar tedarik edildi. Rus askeri henüz Ayastafonos'ta bulunduğu bir sırada Ali Suavi vakası meydana gelmesiyle adı geçen zatı hemen yanıma alıp ortalığın sakinleşmesiyle oturdukları yere gönderip ölünceye kadar emniyet içinde muhafaza edilmelerinde ne derece gayret ve dikkat edildiği ve ailelerinin ailemin geçimi ile müsavi bir şekilde faydalandığı ve hasta ve vücutça mağlul oldukları halde bunca müddet her türlü arzusunu yerine getirmek suretiyle yaşadıkları meydanda ve son olarak ölümlerinin ne yolda olduğu dahi hususi doktoru Rıza Paşa'nın raporuyla aşikardır. Ölümlerinden sonra aileleri fertlerine kendi çocuklarım gibi bakarak huzur ve rahatlarının temini hususunda zerre kadar ihmal vuku bulmadı. Hatta adı geçen zatın hanımı, baş kadın efendi, idareci ve dindar olan bahsi geçen Server Ağa vasıtasıyla ailemle beraber maaş aldıkça memnuniyetini bildiren teşekkür mektupları hala saraydaki evrakım arasında mevcuttur. Oğulları Salahaddin Efendi'nin aleyhimde bulunacağına inanmam yalnız bir isnattan ibarettir. Bulunduğum felaketli hal şu şekilde hülasa olunur. Ailemin ve çocuklarımın çokluğundan, İstanbul'da bulunan çocuklarımdan Nurettin Efendi kendi annesiyle diğer ihtiyar kadınlardan meydana gelmiş bir aile efradıyla bugün bir lokma ekmeğe muhtaç haldedir. Maaşım şimdilik burayı idare etmeye yetiyorsa da İstanbul'dakilere yardım edecek ve onları besleyecek derecede değildir. Bununla beraber zaruret sebeplerinin ortadan kaldırılmasını devlet ve milletin nazarı dikkate alacağına eminim. Çünkü servet ve eşyam zapt edildi. Perişan ve merhamet gerektiren bir haldeyim. Bu basit teferruattan yegane maksat şunlardır. İlk önce kendimin, ailemin ve çocuklarımın hayatının her türlü taarruz ve tecavüzden korunacağı hakkında evvelce verilen vaatler ve taahhütler, ayan, mebusan, devlet ve asker tarafından
teminat ve karar altına alınsın. Bu karar da açık ibare ile resmi şekilde yazı ile bildirilsin. İkinci olarak ikamet etmekte olduğum Alatini Köşkü namıma satın alınarak hayatım boyunca oturmak üzere tahsis olunsun. Üçüncü olarak hizmetimde bulunanların şahsi hürriyetlerinin verilmesi çaresine bakılsın. İşte temennilerim bu üç şeyden ibarettir. Çünkü hayattan emniyetsizlik insan için her an bir ölümdür. Hayat ise mukaddestir. Hayattan emin olmamak gibi felaket olamaz. Bundan dolayı zikredilen şu üç şart yerine getirildiği takdirde her ne şekilde arzu edilir ve kimin huzurunda icap ederse bankadaki mağlubumun teslimine dair evrakın takrir ve imzasına hazırım. Servetimin asker için muhafaza edildiğini samimi bir hakikat olmak üzere beyan edebilirim. Mevcut servetimin keşke daha çok olsa idi. Tamamını askere terk etme şerefine nail olma temennisinden kendimi alamamaktayım. Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki bu fani dünyada yegane maksadım yalnız devlet ve millete duacı olarak emniyet içerisinde sayılı nefeslerimin bulunduğum mevkide tamamlanmasıdır. Kat'iyen başka fikrim yoktur. Arzu olunacak şekilde teminat vermeye hazırım. Bundan dolayı bu arzı halimin mecliste okunması ile bu büyük millet ve meşrutiyet devletinin meydanda olan haşmet ve atıfetine nispetle ehemmiyetsiz olan bu dileklerimin kabulünü rica ederim. 15 Cemaziyel Ahir 1327 Abdülhamit.